Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bildiğiniz gibi bugün boyunca bütün oyuncular hatta oyunla alakası olmayan insanlar bile Steam'in kararını konuşuyor. Steam'in kararı nedir? Dedi ki kardeşim ben artık sizin Türk liranızdan, Arjantin pesanızdan yoruldum. Ben işte sürekli kur değişkenliğinden kendi platformda yayın yapan geliştiricileri de satın almaya çalışan oyuncuları da bir türlü memnun edemiyorum. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor ki geçmişte de ki geçmiş son bir ay içerisindeki oyun fiyatlarına baktığınızda şu zamlandı bu yine zamlandı bu ön sipariş açıldı bu zamlı fiyatla çıktı gibi durumlardan Steam de bunu almış olacak ki ya da Valve bunu almış olacak ki dedi ki e ben sizin liralarınızla değil, pesonuzla, liranızla değil artık sizi Amerikan dolarıyla beraber satış sistemine koyuyorum. Zaten hemen açıklamasını okuyayım ki Steam sayfasına girdiğinizde yukarıda bir turuncu renkli uyarı çıkıyor. Oraya da tıkladığınızda bunu Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Demişler ki neden şimdi? Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin para birimleri cinsinden uygun fiyatlı seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimlerle sık sık karşılaştık. Bu ek olarak bu ülkelerde bölgelerde sürekli olarak yaşanan kuru dalgalanmaları, Ücretler, vergiler, lojistik sorunlar kaynaklı Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır halde e, tutmakla büyük güçlükler yaşadı diyerek açıklamayı devam ettirmiş. Yani diyor ki sizin ekonominiz o kadar açıkça sıçta işte ki biz de ayak uyduramıyoruz. Bari dolar olsun sizin dolarınız artıyor mu azalıyor mu benim umurumda olmaz ben satışımı yaparım. Geliştiriciler de rahat rahat iş yapar diyor ki haklı. Çünkü hani klasik bir soru vardır zamanında e, sorulmuştu Sayın Ahmet Hakan'a. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Almıyorsanız siz kendi keyfinize göre bakın diyor yani. Ki e, şöyle bir durum var. Ne zaman değişiyor? 20 Kasım 2023 itibariyle. Yani son bir aydayız. Yani Kasım indirimleri Türk kullanıcılarının Teknik olarak TL değerinde indirimli alabilecekleri son zamana denk geliyor. Neden teknik olarak diyorum? Şimdi açıklayacağım. Biz Steam'in kararıyla artık oyunları 60 dolardan falan almayacağız bu arada. Yani dolara geçiyoruz derken oyun fiyatı neyse o kardeşimden ziyade Arjantin'i Latam yani Latin Amerika bölgesine bizi MENA yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine almış oldu. Ve MENA bölgesine baktığımızda ki sevgili Dora hem hani tanınan biri hem de zaten kendisi de oyun geliştirici ve oyunu var. Bir diğer yandan Enis'in oyunu var biliyorsunuz. Burak abiler bir oyun yapıyor. Bunların hepsinde bir durum var. Ama Dora en azından MENA bölgesi için tavsiye edilen fiyatları bizimle paylaştı Twitter adresinden. Buradan baktığımızda 75 dolarlık oyuna 35 dolar öneriyormuş MENA bölgesinde satılması için. Ki burada baktığımızda 984 lira oluyor. 60 dolarlık yani genel geçer triple Play oyunların birçoğu 60 dolarla çıkıyor. Bunu 27 dolara ödüyormuş. Bu da 760 lira ediyor. 50 dolarlık oyunu 23 dolar yani 646 lira. 25 dolarlık oyunu 12,49 dolar yani 12,5 dolar yani 350 lira. 20 dolarlık oyunu 10,5 dolar yani 295. 15 dolarlık oyun 8 dolara 225 lira. 10 dolarlık oyun 5,79 dolara yani 165 TL'ye 5 dolarlık oyuna da 3 dolara öneriyormuş 85 liraya geliyor. Yani bu Steam'in siz orada oyununuzu girip fiyatlandırmanızı belirlediğinizde önerilen fiyat. Eğer EA'de işte Dora'nın ya da işte Enis'in firmaları gibi daha küçük çaplı indiği geliştiricilerde ya da büyük firmalarda eğer buna uyarsa Fiyatların bazıları artarken özellikle şu anda 2000 liraya 3000 liraya çıkan oyunların birçoğu bir anda ortalama 30-35 dolara düşeceği için fiyatı da 1000 TL'nin altında kalacak bir yarar olma durumu da var. Ama tabii ki buna uyarlarsa yoksa ben 60 dolarlık oyunu bütün dünyada 60 dolara satacağım derse biz de paşa paşa 60 dolara almak durumunda kalacağız. Ki baktığımızda indie oyunlarda zaten özellikle indie geliştiricileri ki ben yakın zamanda da Burak abiyle konuştuğumda bu fiyattan evet şey yapıyordu yani ne yapacağımızı şaşırdık diyordu. Türkiye'ye özel evet bir fiyatlandırma yapmak istiyorlardı ama dolar bazında da şey. Bu birçok geliştiriciye yarayacaktır. E, dolar bazında almaya devam edecekleri için. Ama bizim için de evet. Yani işin dolara geçmesinden çok dediğim gibi yani ekonomi sadece bizim gibi yaşayan gençleri de değil. Yani Steam'i bile şey yaptırmış, ya da oyun geliştiricilerini bile bezdirmiş. Ya yani biz Türkiye'de çünkü diyor ki adam diyor mesela tamam diyor ben Türkiye'de işte indirim yapacağım 200 TL'ye çıkartacağım oyunu. Adam çıkarttıktan bir gün sonra 200 TL'de zaten elde edici 2-3 dolarlık gelir 1 doların altına düştü mü? Severim böyle işi diyor, fiyatı güncelliyor. Bir güncelliyor, iki güncelliyor. E her gün biri oturup Türkiye'deki fiyatı güncelleyemeyecekse işte EA vesaire gibi firmalarda ya başlarım böyle işe, yapıştır 60 doları diyor. Niye uğraşasın ki? Yani adamlar niye uğraşsın? Hani hadi yerli firmalar falan filan kendilerince uğraşır ya da ne kadar zarara girse de sabit tutar da e, global adam bunu yapmaz. Tam olarak da böyle bir durum oluştu. E, oluyor. Peki şey ne olacak? Yani şimdiye kadar aldığınız oyunlarla alakalı bir dert var mı? Hayır. Oyun içi satımlarla alakalı bir durum var mı? Onlar da artık dolara geçecek. Yani siz nasıl e, bir ek paket aldığınızda oyunun içerisinde TL ile alabildiğiniz Steam üzerinden alabildiğiniz ek paketlerde dolara çevrilmiş olacak. Özellikle bunlarda büyük ihtimalle biz ciddi bir artış görürüz. Çünkü benim biraz önceki verdiğim o 984 lira maksimum 85 lira minimum fiyatları var ya. Onlar şu an için dolar kuruyla yani. Dolar 28 lira. Yılbaşında 30 olur. Ona göre güncellenmiş olur. 50 olur. Ona göre güncellenmiş olur. Hani zamanında 10 olacak falan diye dalga geçiyorlardı. Gördük zaten. O da ayrı bir mesele. Veya son dönem. Yok 10 lira olacak. 15 lira Yok mu arttıra? Ben size söyleyeyim. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya. 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. ha 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Ama bundan sonra artık ekonomi nasılsa TL'nin dolar karşısında değer kazanması ve genellikle gördüğümüz değer kaybetme durumu kaybedildikçe biz aynı dolarla öderken bizim kredi kartımızdan ya da işte ön ödemeli kartımızdan çekilen para gitgide artacak. Ama en azından artık ne isteyim ne oyun geliştiricileri sürekli oyun fiyatı güncellemekle Arjantin ve Türkiye için uğraşmayacaklar. Evet Arjantin yıllardır biz Arjantin ekonomisinden bahsediyorduk. Biz de o duruma düşmüşüz Steam'in gözünde. Bir diğer yandan eğer bir aboneliğiniz vesaire varsa 20 Kasım itibariyle TL bazındaki aboneliğiniz sona eriyor. Sonrasında siz USD yani dolar olarak tekrar devam ettirebiliyorsunuz ama tabii ki kaç dolara tekabül ediyorsa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani görünen o ki artık Herkes bir Game Pass'e saldırması gerekecek. Yani fiyat tekrar artabilir vesaire gibi görünüyordu. Ayın 17 Kasım'da mı ne artacak gibi görünüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tam tarihi görüyorsunuz zaten. Hani Yapacak bir şey yok. Ben de mesela 2026'nın sonuna kadar mı ne almıştım galiba Game Pass'i. İyi ki de almışım diyeceğim ki oraya gelen oyunlardan. işte FM Manager geldi, F1 Manager yeni eklendi. Steel Skylands 2 de geldi yanlış hatırlamıyorsun. Ben ne kadar şu an şey optimizasyon sorunları olsa da. Yani bundan sonra şu önümüzdeki indirim döneminde aldığınız aldığınız oyunları alamadınız. Artık dolarla alacağız. Alamayacağımız anlamına gelmiyor. Dediğim gibi bazı mantalitelerde özellikle şu anda 2-3 kere zam yemiş o çok pahalı oyunların birçoğu büyük ihtimalle bir anda çat düşecek dolar şey kurunda. Ama ben Türk lirasının hani 28 lirada kalacağını düşünmediğim için o fiyatlar da artacak. Seneye artık dolar kurunu olursa böyle bir durum olacak diye söyleyelim. Valla daha öncesinde de demiştim hani Türkiye'de yaşayan <laughs> gençler olarak çok sıkıntılı durumlar yaşıyoruz özellikle ekonomik durumda yani şu anda bir genç çıkıp dışarıda yemek yemiyor rahat rahat işte kahvesini içemiyor, alkolünü alacaksa alkolünü alamıyor, e, bara gidemiyor, meyhaneye gidemiyor ya da hani dediğim gibi sadece şu an alkollü saydığıma da bakmayın. Çıkıp bir çoklu müze gezerek de etkinlik falan filan bile doğru düzgün yapamıyor. Çünkü evet tamam şimdi öğrenciye müze e, kartını ücretsiz yap ya da bilmem kaç hak ver tamam bunlar güzel işler olur da. Bu adam çıktığında bir yere oturup yemek yiyecek, su içecek, kahve içecek, çay içecek, ne içmek istiyorsa onu içecek. E, dışarıya çıktığı anda zaten binlik olduğu için Çıkmıyor. E, evde oyun oynuyordu, e şimdi görünen o ki onu oynatayım Burada kimse gidip Valve, e, Steam'e falan kızmasın. Yani ondan niye uğraşsın? Bu şu andaki bizim ekonomimizden kaynaklı bir durum olduğunun tekrar altını çizelim. Benden bu kadar. Hepimize geçmiş olsun. Artık Epic'ten mi oyun alırız? E, ya da yine e, herkes bir anda Torrent'e, köşe başlarında oyun CD'leri satan, Torrent'ten indirilmiş, kreplenmiş CD'ler satan şeyler mi göreceğiz? Göreceğiz bakalım diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir değerlendirme videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.